Evet, İstanbul'da biliyorsunuz en son Mebusan Meclisi basılmış ve dağıtılmıştı. Şimdi İstanbul'un işgaline geliyoruz. Mebusan Meclisi'nde misak milli kararı kabul edildiği için itiraf devletlerinin işine gelmemişti bu. Hı-hı. Dolayısıyla İstanbul'da olan Mebusan Meclisi basılmıştı. Bununla da yetinmediler. Tabii ki gelmişken Mebusan Meclisi sınırlı kalmayalım. Bütün şehri başkentti zaten Osmanlı'nın. Hepsini işgal edelim dediler. Dolayısıyla da 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul şehri o dönemki sınırlarıyla tamamen İtilaf Devletleri'nin işgaline uğradı. Misak-ı milli kararlarının alınmasından sonra uğradı diyoruz. Çünkü sınırlarla ilgiliydi bu karar. Adana çevresinde Ermenilerin katledildiği yolunda yalan haberler yayıldı. Bunu da bahane ettiler. Yani İtilaf Devletleri hani güvenliğini tehdit altında hissettiğinde, gördüğünde işgal yapacaktı ya. İşte bunu da ek madde olarak getirdiler. Ve sözde katliamdan İstanbul hükümetini sorumlu tuttular. Ve bunun acısını da meclisi kapattılar ama İstanbul hükümetinden de çıkartacaklar. Ona da bu kararları kesinlikle geri alacaksınız dediler. Geri almayınca da İstanbul hükümetinin böyle bir kararı asla onaylamayacağını söyledi. Halbuki zaten bir antlaşmayı, bir genelgeyi, bir kararı zaten meclisin onaylaması gerekir. Yani hükümet taslakları hazırlar. Ama hükümeti zaten istila ettiler. Evet, hükümet de zaten Mondros'u imzalayan hükümetti. Dolayısıyla da İstanbul tamamıyla işgal edilmiş oldu. Meclisi Mebusan'a bastılar. Milletvekilleri ne oluyor tabii bu arada? Yani burada duran milletvekilleri var. Mebuslar var yani. Onları daha önce de bahsetmiştik. Malta Adası'na sürgün ediyorlar. Malta hep bir sürgün bölgesi çünkü. Uzun süre orada kalanlar var. Mustafa Kemal diyor ki İstanbul'dan kaçabilen, bu Malta Adası'na sürgüne gönderilmeden önce kaçabilen mebuslardan olursa eğer, kaçabilenler Ankara'ya gelsin. Gelsin ki biz onlara temsil heyetinde, yani gelecekte yeni kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak yer vereceğiz. Çünkü o Mebusan Meclisi'ndeki kişiler misak-ı milli kabul eden kişiler. Onlar bize lazım. Onlar gitmesin. Tarih de önemli, dikkat edin. Çok yakın bir tarih. Evet. 11 Nisan 1920'de padişah kapattı diyorlar ama padişah tabii kimin isteğiyle kapatıyor? İtilaf devletlerinin. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açılışı hızlanıyor tabii ki böyle bir durumda. Şimdi burada İstanbul'un aslında o dönemki ismiyle yani şey, ha ben bunu şeyini görmüştüm. Eski halleriyle yani Rum diliyle yazılmış falan. Mesela şurada da bir tanesi var. Eski isimlerini kullanmaya başlıyorlar gelir gelmez. Yani aslında amaç oydu, böyle bir harita niye var? İşte Üsküdar'ı Sükutari gibi isimlerle anmaya başlıyorlar. Çünkü itiraf devletleri artık Türk isimlerini, hatta Türk ünvanlarını kullanmayı değil, eski Yunan isimlerini, Roma İmparatorluğu'ndaki, Bizans İmparatorluğu'ndaki isimleri kullanarak oradaki halkı ve devleti küçük düşürmeyi amaçlıyor. Evet. Yani burada sadece siyasi bir hareket yok, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik bir hareket de var. Dolayısıyla savaşlarda kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Evet. İtilaf devletleri de tabii genelge yayınlayacak. Hani biz nasıl Amasya'yı yayınlıyoruz, kongreler yapıyoruz falan, onlar da bir genelge yayınlıyor. Bu işgal geçicidir diyor. Bakmayın siz bizim işgal halk galeyana gelmesin diyor. Evet. Çünkü işgal edince arkadaşlar oradaki herkesi öldürmek diye bir şey yok. Oranın egemenliğini ele geçirme isteği var. Oranın kontrolünü ele geçirme isteği var. Şimdi herkes ayaklanırsa, herkesi öldürürsen kontrol edilecek bir şey olmaz. Saçma olur. Zaten bu da çok ciddi bir toplumsal bir sorun ortaya çıkartır. Dolayısıyla oradaki halkı bastırmak zorunda var. Bu tarz bir genelge yayınlıyorlar. Neler diyorlar başka? Diğer yandan padişah da var. Padişah da zarar vermiyorlar. Yani sizin yöneticiniz aynı zamanda halifeniz ya, biz ona da zarar vermiyoruz. Biz dostuz diyor. Bu işgal de size karşı değil. Meclistekiler bize yanlış yaptı, onun için geldik diyorlar. Bu biraz İtalyanların tarzına benzer Kurtuluş Savaşı sırasında. İtilaf devletlerinin amacı işgal değil, Osmanlı Devleti'nin nüfuzunu, Z ile yazılıyor. Nüfusunu değil, yani kalabalığını değil, etkisini arttırmak. Anadolu'da isyan çıkarsa ya da Türkler katliam yaparsa İstanbul Türklerden alınacaktır. Zaten işgal edildiğine göre alınacaktır diye belirtmeye gerek yok. Zaten alınmış. Bu arada şurada kastettiğimiz Osmanlı Devleti'nin nüfuzunu arttırmak diyoruz ya. Hani Osmanlı Devleti'nin nüfuzunu arttırmak istemiyordu, etkisini arttırmak istemiyordu.
istiyor. Çünkü halkın tepkisini ben bir kukla padişahla kendi isteklerimi hep padişaha söyleyip yaptırtarak daha kolay idare edebilirim diyor. Yani bakın sizin devletiniz çok güçlü, biz bir şey yapmıyoruz. Her şeyi onlar yapıyor diyecek. Burada öyle bir amaç var. Herkes, son maddeye bakıyorum. Saltanatın merkezi olan İstanbul'un emirlerine uymak zorundadır. Şimdi itiraf devleti neden böyle bir şey söylesin? Sen niye benim hakkıma gelip de sen atıyorum o zaman işte saltanatın halife diyelim, halifeyi dinle. Sana ne? Değil mi yani? Gelip de sen madem işgal etmedin bizi, ben niye seni dinleyeyim? Evet, ya da niye uymak zorundadır diyorsun. Bizim iç işimize tamamen zaten uyuyorlar yani. İstanbul'un emrine zaten uyan bir hak var. Ama bunu özellikle aslında milli mücadele yanlılarına duyurmaya çalışıyor. Aslında amaç o. İstanbul işgali üzerine Mustafa Kemal ne yapacak? Protesto ediyor bu işgali, itilaf devletlerine ve bazı önlemler almak istiyor. Alıyor da yani. İstanbul'da telefon ve telgraf görüşmelerini, haberleşmelerini kesiyor. Çünkü mesela Ankara'dan, o temsil heyetinden herhangi bir şekilde İstanbul'a haber giderse temsil heyetinin yapacağı hamleleri öğrenilebilir. Yani orada gizli tutması gereken, saklaması gereken, kendi hamlelerini gerçekleştirmek için bekletmesi gereken bilgileri İstanbul'a artık hiçbir şekilde vermeyecek. Evet, ve şu madde çok önemli. İstanbul'da yapılan tutuklamalara misilleme olarak Anadolu'daki itilaf devletlerinin görevli subayları tutuklanmıştır. Çok ciddi bir hareket. Zorlandılar da bunu yaparken. Zaten düzenli orduda yoktu ya. Yani halkın yardımlarıyla yapılmış bir şey bu. Peki halkın yardımlarıyla yapılmış, İstanbul'daki hükümeti hala benimseyen bazı kişiler engel olmaya çalışmış mıdır bunu o dönemde? Ortalık karışık olduğu için çok bulaşmıyorlar. İyi. Yani evet, bazen galeyanlar oluyor sokaklarda, mahalle aralarında, ama çoğunlukla bu subayları götürünce bazı Türkler, halka bir sevinç uyandığı için, kurtuluyoruz görüşü olduğu için çok İstanbul hükümeti yanlısı çok karışmıyor insanlara. İstanbul ve Adana'dan düşman askerinin ulaşımını önlemek için Niğde, Ulukışla'da ve İzmit, Geyve çevresindeki demir yolları tahrip edilmiş. Niye demir yolunu tahrip ediyor? Bize gelebilecek askeri bir saldırıyı önlemiş oluyor aslında. Çünkü demir yoluyla geliyorlar. Evet, yani trenle gelecek adam. Bu arada kendisinin gelmesini geçtim. Bir de hani teçhizat da getirecek yani, evet, silah da getirecek. O anlamda da önemli. Eskişehir ve Afyon çevresindeki İngiliz kuvvetlerinin bölgeden çıkarılması ya da silahsızlandırılması kararlaştırılmış. Yani bize saldırabilecekleri kuvvetleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onlar bize aynısını yapmıştı ya Mondros'ta. Silahlar işte şu kadarla sınırlanacak, ordu tersi. İşte biz de bunun acısını çıkartmalıyız. Mecburuz zaten buna. Anadolu'da bunlar resmi ya da özel bütün mali kuruluşların para ve değerli eşyaları belirlenerek İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmış. Yani gözaltından hani fark etmeden kaçırılması falan da saymışlar. O kaçırılmayı da engellemeye çalışmışlar. Çünkü onlar kime lazım? Kurtuluş Savaşı yapacak milli kişilere lazım. Milli mücadele için lazım. Saklayacağız. Vergilere de el konuyor. Yine vergilere el konmasının sebebi askerlerin ihtiyacını karşılamak. Evet. Düzenli ordu kurulacak yani.